Evet. Sibel, dişinde bir şey kalmış mı? Aa, yok. Hani diş ipiyle bir şeyler göstereceğiz ya. Hani varsa bir yok, şey. Yok yok. Onu da yapamıyorum. Aa, çıkmıyor mu buradan? Bak. Bak şimdi canlı yayın kazası işte bu. O zaman Faruk ne diyoruz? Onu da vereyim. Deryalı, deryalı fikirler. Deryalı, deryalı fikirler. Bugün deryalı fikirlerde diş ipi var. Diş evet. ipi var. Diş ipiyle dişlerinizi siz istediğiniz gibi evinizde temizleyin. Ama bu diş ipi nelere de iyi geliyor. Nelere iyi geliyor Sibel? Parmaktan çıkmayan bir yüzük. Yüzüğümüzü çıkaramadık parmağımızdan. Amanın. O zaman ne yapıyoruz? Bu diş ipiyle parmağımızı tam şu tırnağımızın buraya kadar şöyle sarıyoruz. Gangren sarınca, olmayalım. Ama çok kısa bir süre için. Yap bakayım. Korse vazifesi görüyor. Hadi bakayım görüyor. Yap. Tamam. Heh. Aman Sibel'e bir şey olursa. Şöyle yok. Acil ambulans servisi. Şöyle sıkarak. Heh. Bakın şöyle doluyorum. Tamam. Korse gibi bu parmağımı inceltiyor. Tamam. Böyle inceltince de ben dibine kadar gelmeyeyim. Fırt diyorum yüzüğümü çıkartıyorum. Aa, çok iyi fikir. Evet. Ay yanımızda bir benim çantamda bir diş ipi yoktu. Yani onu da koyacağım şimdi. O kadar çok işe yarıyor ki. Başka gelelim ikincisine. Şimdi kurabiye pişiririz. Bu şeyin de işine yarar. Şefika'nın da işine yarar. Kurabiye tepsiye yapıştığı zaman çıkartmak istediğim zaman dağılır. O zaman diş ipini alıp şöyle yavaşça kurabiyenin altından şöyle geçirip tepsiden kalkmasını sağlıyoruz. Bu çok iyi bir bilgi. Bu çok iyi bir bilgi. Diyelim ki, biraz keseyim şunu. Tamam. Diyelim ki kekimiz var. Özellikle bu bizim şimdi göstereceğimiz kekte değil de özellikle yuvarlak hani pasta kek yaparsın. Arasına krema koyacaksınız. Hı-hı. Asıl onun için bu fikir. Biz bu fikri daha önce de yapmıştık. O zaman öyle bir pastayla yapmıştık. Hatta evde pişirip gelmiştik. Evet. Hazır satılanların arası kesik oluyor. Hı-hı. Eğer evde yaptığınız yuvarlak pastanızı, kekinizi ikiye ayırıp da arasına krema koymak istiyorsanız bu inanılmaz güzel bir fikir. Ama biz şimdi bakın ne yapıyoruz? Kekinizi güzel dilimlemek istiyorsunuz. Şefika nasıl? Gel gel. Oh. Gel. Geldim Derya Hanım. Yani bıçak yok. Ofistesiniz. Süper fikir. O kadar güzel dilimliyor ki. Çok güzel. Ya da pikniktayız. Peyniri de aynı şekilde dilimliyor. Yani güzel dilimliyor bak. Ezmeden dilimliyor. Ezmeden süper güzel. Ama esas fikir burada yuvarlak pişirdiğiniz bir keki şöyle enlemesine orada şöyle tutacaksınız. Çeke çeke. Tutacaksınız şöyle o kekinizi. Yani diyelim ki bunu burada taktık. Bakın esas burada daha işe yarıyor. Ha. Bak bunda bak, da yapabiliyor. Burada da öyle yapılabiliyor. Ha, açtık diyelim ki kremayı arasına kremamızı süreceğiz. Sonra da kapatacağız. Bunda çok iyi fikir. Beyaz peynir. Buna özellikle hani sert beyaz peynirlerde bu da yine iyi bir fikir. Şöyle. Bir de dağılan mesela Nur dedi ki bunu vermeyeyim bu çok fena dağılıyor rezil olursunuz yayında dedi. Heh. Bakın bunda bir de ben şunu yayın öncesi ayırdım bakın. Bak. Nasıl güzel görüyor musun? Küçük kalmış parça beyaz peynirleri düzgün dilimlemek evet. için. Şimdi beyaz peyniri de dilimledik bu şekilde. Siz istediğiniz gibi onu ayarlarsınız. Evet alacağım. Başka ne yapıyoruz? Şimdi bahçe mobilyalarımızı tamir etmek için. Kışın dışarıda kaldı. Yağmurdan brandaları yırtıldı. Bu şeyler balkon brandalarımız olur, şemsiyeler olur. Büyük hani yazlıklarda kullanıyoruz, bahçede, balkonda kullanıyoruz. Küçüğü oluyor, büyüğü oluyor. Kimi reklam amaçlı bir yerden alıyoruz, ediyoruz evet. böyle. Hani ne olursa olsun o branda şemsiyeler veya normal şemsiyelerimiz de olabilir. Evet. Başka evet. şeyler. Ne yapıyoruz? Onları normal dikiş iğnesine geçirip o kadar kuvvetli bir ip ki dışarıda herhangi bir şey olmuyor. Bu iple tamir etmekte fayda var. Bunun yanında çok sağlam olduğu için Derya Hanım. Ay bu benim şemsiyem. Şeyda Coşkun'la çekimde kullanmıştık bunu. İkandan getirdim. Evet. Şuraları mesela şemsiyelerinizi tamir etmek için naylon ip bile kesebiliyor. Evet, evet. Atabiliyor. Bunları tamir etmek için şimdi bahara doğru çok ihtiyacımız olacak. Salıncaktı, ne bileyim şozlenk, evet. şezlong.
Başka ne? Şemsiyeler. Şemsiyeler, yastıklar. Yastıklar. Çok sağlam bir ip. Evet. Oluşturmuş oluyorsunuz. Sonra... Veya şey alışveriş torbalarımızın sapları mesela. Bunları buraya tutturmak için, sağlam bir şekilde tutturmak için bu birebir ideal bir şey. Şöyle şöyle. Evet. Bunun için. Çok sağlam bir ip. Sonra? Duvara bir tablo asmak istiyorsak. Evet. Bunun için de çok sağlam olduğu için arkasına normal ip yerine veya çelik tel yerine diş ipini bağlayabiliyoruz. Yani şöyle. Şuraya... diş ipini koyuyoruz. Hı? Duvara bir şey asacağımız zaman bunu buraya vidalarıyla tutturuyorsunuz. Evet. Yani çok sağlam bir askı ipi oluşabiliyor. Zayıf gibi görünüyor ama çok sağlam. Çok güzel, çok güzel. Evet. Sonra şimdi fotoğraflar birbirine yapışırlar. Hani albümlerde. Evet. Onu da şöyle ayırmak istediğimiz zaman zedelenir. Çok olur bu. Evet. Ya da şu hani sarı sarı bir yapıştırıcılar vardır. Bazen fotoğrafları alırsınız üst üste o. Sonra bunu böyle arasına alıyorsunuz. Koyuyor. Bununla da hiç zarar vermeden iki fotoğrafı ayırabiliyoruz. Yaparak, iki fotoğrafı özellikle eski fotoğraflarda olabiliyor bu. Çok güzel. Bir de kopmayan düğme yapmak için. Kocanızın düğmesi kopmasını istemez misiniz? İsterseniz diş ipiyle dikin kocanızın. Gömleğini bir yerde sıkışırsa, diş ipine ihtiyacı olursa gömleği söker. Diş ipi olarak da onu kullanır. İki amaçlı bir şey. Yani düğme için inanılmaz güzel fikir bu. Bence de çok süper bir fikir. Adamın düğmesi kopmasın, iş yerinde mahcup olmasın. Gömlek, manto, kaban düğmeleri. Evet. Mesela onlar çok çabuk koparlar. Ama işte renk de tabii önemli. Bunun sadece beyazı var. Niye beyazla diktin siyah paltonun düğmesini diye soran olursa diş ipi sağlam oluyor Derya Baykal'dan öğrendik dersiniz. Ben rezil olurum, size bir şey olmaz. Yani. Evet, başka var mı? Bugünlük bu kadar. Daha da ne olsun diyorsun? Evet. Peki Sibel'cim, teşekkür ediyorum.